Müzik yapmaya başlamanıza neden olan olaylardan biraz bahseder misiniz? Müzik yapmaya başlamamı neden olan kişi olabilir. Belki o işte kuzenim var, bir özelde oturmuştu. Onu da sanırım ilk duydum ben. Paul Simon'dan Garfunkel. Ondan sonra Blue Jean, Haşpapi Ayakkabı falan 1970'lerin sonu, 80'ler. Yani ilk böyle herhalde biraz estetik ilişki kurarak, onları severek, sonra onların dinledikleri müzikleri duyarak biraz mahallenin dışına kulağım gitti. O zaman küçüktüm ama 10 küsur bir yaşta. Onların herhalde bıraktığı izlerle ondan sonra 15 yaşından sonra tekrar o tarz müziklere elim gösterdim. Bir enstrüman çalma arzusunun içinde erkeklik var, onu söyleyebilirim. Yani kızlara hava atmak, onları tavlamak falan. Gitar çalarken gitar çalmaya başlamanın önemli unsurlarından biriydi. Ama sonra baş belası şeye dönüştü diyebilirim. Yani gitar taşımak bundan 25 sene önce çok hoşuma giderdi ama şimdi hiç hoşlanmadı bir şey. Müziğin yarı sıra eğitmenlik yapıyorsunuz. Bunun sanatınız etkisi nasıl oluyor? Ben şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hocalık yapıyorum. Yani ve çok sık, sert sınırları olan bir akademik, yani akademisyen değilim diyeyim. Bazı disiplinlere inanıyorum ve onları uygulamaya çalışıyorum ama öğrenciyle ve sistemle, yani eğitim sistemiyle falan kurduğum ilişki o sertlikte değil, esnek. Yani sabah saat 9'da herkesin orada olmasını istiyorum, o başka bir mesele. O karşılıklı, o sözleşmeye uyuma meselesi ama içeriği esnetme konusunda özgürüz. Nasıl yansıyor? Yani çok uzun konuşulacak bir şey bu. Hani kim kimi etkiliyor? Müzik mi resmi etkiliyor? Yoksa eğitmenlik bunların hepsinden etkileniyor mu? Ya da o eğitmen olmak, sabah kalkmak, okula gitmek için bu işte yapıları sürekli kılmaya çalışmak insana üretimini ne kadar özgür kılmasını engeller, engelleyememez falan. Çok uzun tartışmalar ama hepsi birbirinin içine organik bir şekilde sızıp duruyor. Aslında tabii ben en başta bir öğretmenim, yani kendi önceliğimi böyle koyuyorum. Ondan sonra hobilerle uğraşıyorum bir taraftan. Yani profesyonelce eğitimini aldım, resim benim için bir hobi, canım isterse yapıyorum, istemezse yapmıyorum. O sistemin trafiğin içinde, döngüsünün içinde olması, bir piyasa değeri bulması pek umurumda değil. Biz ki böyle sızıyorlar işte, bilmiyorum, onu anlatsam size birbirlerinden. Şarkılarınızı yazarken nelerden besleniyorsunuz? Kırmızı et, şarap, salatalık, fesleğen. Abi her şeyden. Yani ne bileyim, şehir hayatı, köy hayatı, aşk, ayrılık, karanlıklar, mutluluklar. Her şey her an malzeme olabilir. Mesela şey var, son günlerde dediğim belki de bir 10 son yıldır. Abi yeter artık, aşk şarkısı bitmedi. Diyebilirsin ki aşk bitti mi sokakta? Ne anlatacağım bana, ne kadar derinlikte bir şeyden bahsedeceksin, bahsedeceksen onun sözü yok ki. Çık yaşa. Yani böyle hangi boyuttan neyi tarif etmeye kalkışabilirsin? O zaman dadacı falan olman lazım. Başka bir müzik yapmalısın veya son derece avantgard bir şeylerle uğraşmalısın. Şimdi sözleri olan bir müziğin aşktan bahsetmemeye çalışması kadar saçma bir şey düşünemiyorum. Yani hikayeler anlatan birisinin. Ben ne yaşıyorsam onu birebir, hatta çok fazla özelimi açarak yazma taraftarıyım. Hayatımın o dönemine o kaplıyorsa, aşktan besleniyorsam onu yazıyorum. Onun pek mutluluğunu yazamam, kırılganlığını yazabiliyorum. Başka bir şey öncelik, siyasi bir baskı hissettiysem son hikayede ondan belki bir şarkı çıkıyor ya da çıkmıyor. Belki de o siyasi baskının karşılığı yine bir aşk şarkısı olarak çıkıyor. Onu bir satır arasında dokunuyorsun. Yani muhalif olması, yani bir can sıkıntısı, bir kızgınlık, bir çıkmaz, bir çaresizlik, bunlarla besleniyorum aslında. Son soru. Müzik sektöründe geçirdiğiniz bu uzun sürede neler iyiye, neler kötüye gitti? Ben sektörde uzun yıllar geçirmedim, öncelikle düzelteyim. Yani bir sektörden bahsedeceksek onun içinde 2 yıldır var.
Ama sektörün şahit, uzun yıllardır şahidim, onu söyleyebilirim. Neler iyiye gitti? Bir kere hani 60'lardan beri müziğini çok, kendi müziğini yapan çok insan var Türkiye'de ve böyle özel karakterler, kişiler var, evet. Ama son 10 yılda, 15 yılda bence çok arttı. Çeşitlilik de çok arttı diyebilirim. Hani böyle çok genç yaşa girdi. Yani kendi şarkısını yazıp söyleyen böyle efsane adamlar türedi, ortaya çıktı. İşte çok iyi sözler var, çok iyi edebiyatla ilgilenen çok fazla genç var. Veya işte herhangi diğer müzikler. Ben bizim jenerasyon veya daha eskilerine falan kadar gitsem bile hani bu kadar verimli bir dönem görmedim. Üstelik o zamankiler böyle hani transferdi, bir kültür kültür transferi gibi veya bu çok içselleşememiş diyelim. Bir mahallede, iki mahallede tüketiliyor ama genelde tüketiliyor gibi değil. Ama şimdi içselleşti sanki. O 3-5 kuşak artık dışarıda olan biten bir sound'un aynısı veya neye takılıyorsa orada, hangi problemi dert edip yazıyorsan. Buralarda da aynı yani, şu anda bizim sokaklar dünyanın herhangi bir yerindeki sokaklardan farksız. Üretkenlik anlamında da öyle gibi. Bir kere o iyi. Ama eğer sektör diyorsan, satışların olmaması o çok kötü. Yani eskiden en azından popçular 1 milyon satabiliyordu. Şimdi onlar da 100 bin, 50 binlerdeler en fazla satanı. CD satılmaması üzücü. Downloadlarda artık kimsenin bir şey para ödememesi falan. Gerçi telifler, o problemler çözülüyor. Dijitalden bir para kazanılacak gibi gözüküyor ileride ama yine de hani bu kadar üretimin olması, bu kadar ilgi olması fakat bunun karşılığında bir paranın dönmüyor ya da o paranın hak edenlerin cebine girmiyor olmaması biraz üzücü. Sektörde böyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Daha çok şey söylenebilir ama tamam, böyle değil.